Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir cacık videosu çekeceğiz. Soğuk genellikle servis edilebilen bir yiyeceğimizden biri arkadaşlar. Yaz aylarında çok kullanırız. Yoğurt, su, tuz ve salata ile yaptığımız bir yiyecek. Şöyle arkadaşlar, ilk önce ben yapım aşamasına geçeyim. Sonra da ölçülerini size tek tek söylerim. Kullanacağım salata 1,5 salata. Yoğurdumuz ise 4-5 kaşığa kadar yapacağız ama içerisindeki suyu arkadaşlar göz kararı ekliyoruz. Çünkü bazen yoğurdun kıvamına veya salata nedeniyle fazla da ekleyebiliyoruz. Yüzeyini çıkarınca zaten ben size şimdi göstereceğim. İlk olarak şöyle salatalarımızın dış kısmını koyarak başlayacağım. Torpilli ben salataları keseceğim arkadaşlar. Genellikle bıçakla çok minik minik salatalar kesiliyor. Ama cacık yaparken salatayı torpillerseniz de daha bir rahat ve güzel oluyor yerken. Ama isterseniz size tercihe göre değişir. Bıçakla küçük küçük doğrayarak da salataları cacık kısmını o tarz yapabilirsiniz. Torpillerken de torpünün büyük kesim kısmını kullanacağım. Şöyle diğerini de ekleyelim hemen. Yazın biz en çok yemeklerin yanında bunu çok tüketiyoruz. İçerisine sonradan buz da atabilirsiniz. Suyu az koyup. Tercihe göre değişiyor. Biz bunu genellikle dolaba yapıp koyup her yemeğin yanında küçük kaseler şeklinde herkese özel olarak servislerini yapabiliyoruz. Çok da güzel oluyor. Yazın mutlaka bir deneyin derim. Şu kısmı hemen kenara bırakalım. Torpilin şimdi arkadaşlar büyük kısmı, şu kısmı da torpilemesini yapacağız. Çok pratik. Keserken biraz zaman alıyor. Tek tek salatayı kesersiniz ama torpileme kısmı çok rahat. Şu kalan kısmını sonradan küçük küçük doğrayacağım. Hemen diğerini de törpüleyelim. Kesseniz arkadaşlar bayağı bir zaman alıyor ama törpüleme kısmı çok rahat oluyor. Biraz sulu salata. Suları şu an fışkırıyor gibi. Şu geri kalan büyük kısımlarını da hemen göstereceğim size. Bıçak yardımıyla onları da küçük küçük doğrayacağız. Kalan kısımlarımızı da şöyle birkaç parçaya bölüp minik minik doğruyoruz. Sonra hemen kasenin içerisine alıyoruz. Alt taban kısmını hemen temizleyeyim. Evet. Tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuz arkadaşlar tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı şöyle ekliyorum. Çok fazla tuzlu olsun diyorsanız, ben tuzu seviyorum diyorsanız da bunu 1,5 veya 2 tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi yoğurdumuzu da ekleyeceğim. Beş yemek kaşığı da yoğurduma ekliyorum. Önce salatayla tuz ve yoğurdu güzel karıştırıyoruz. Çatalla genellikle bu karıştırma kısmını ben yapıyorum. Daha rahat karışıyor. Salatam sulu olduğu için arkadaşlar su kısmını biraz daha az koyacağım. Eğer sizin de salatalarınız böyleyse biraz suyunuz çok fazla değil koymayacağız. Aslında su bardağıyla ben ölçüsünü size göstereyim. Tam rahat yapın diye.
Hafif böyle çorba kıvamı olacak şekilde, yani sıvı olacak şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salatalarda sulu olduğu için ben neredeyse yarım su bardağı suyumu ekledim. Kıvamını göstereceğim hemen size. Kıvamımız şöyle sıvı. Yani bir çorbayı nasıl sıvı yapıyorsaksa kıvamı o. Bu su kısmı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi salatalarınız da sulu olduğundan dolayı bazen su kısmı değişebiliyor. O yüzden tam bir su ölçüsü veremiyorum. Bunu göz kararı ayarlamanız lazım. Su kısmını böyle çorba yapar gibi sulu bir şekilde kıvamı ince olduğu an anlayın ki suyu budur. Yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz ve böylece güzel bir cacık yapmış oluyoruz. Ve son olarak da hemen onu da göstereyim. Kuru nane ben kullanıyorum. Bunun yerine küçük küçük yaş naneleri de kesip bırakabilirsiniz. O da güzel oluyor. Ama kuru nane ile daha güzel tadı oluyor. Bunu isterseniz servis yaptıktan sonra o küçük kaselerin içerisine de yapabilirsiniz nane kısmını. Ama ben yaptığım kasenin içerisine yapıp karıştırıp böyle sunum yapıyorum. Ne kadar ekliyorsunuz derseniz bir tatlı kaşığı da aynı şekilde kuru nanemizi ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Kuru nane biraz geç karışıyor, o yüzden güzelce bir karıştırmam lazım. Nane çok güzel koku veriyor, hem de yerken çok da güzel tat veriyor arkadaşlar. Böylece rahat bir şekilde hemen çok çabuk yapabileceğiniz bir cacık oluyor. Özellikle cacıkta törpüyü kullanırsanız arkadaşlar salataları kesiminde daha çabuk yapabiliyorsunuz. Ben de eskiden çok salataları tek tek kesiyordum ama bu törpü kısmından sonra çok rahat oldu. Şöyle nane tam karışsın diye o yüzden biraz karıştırıyoruz. Çatal kullanırsanız da daha rahat oluyor arkadaşlar. Kaşıkla istediğiniz şekilde tam olmuyor. Şu alt tabandaki hem tuzu hem de yoğurdu karıştırıyoruz. Tam şöyle hemen göstereceğim. Üzerinde köpük olunca anlayın ki karışmış oldu tüm malzemeler. Yakından da göstereyim. Budur arkadaşlar. Güzel bir cacık. Mutlaka bir deneyin derim özellikle yazın. İçerisine buz da ekleyebilirsiniz daha soğuk sunumlar yapmak için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.